Mutlu günler, Esport ekranlarına hoş geldiniz. Haftaya Uğur Ozan Sulak ve Ali Konoviç ile birlikte devam ediyoruz. Gecenin maçlarını ve öne çıkan performanslarını konuşacağız. Maç sonuçlarıyla programımıza başlıyoruz. Dün gece tamamlanan 10 mücadele var. Detroit Toronto karşısında kazandı. Norman Powell'ın 43 sayılık performansına rağmen takımına galibiyet için dün gece yeterli olmadı. Harden'ın dün geceki performansıyla birlikte Brooklyn Indiana karşısında kazandı. Philadelphia Milwaukee karşı karşıya geldi. Furkan Korkmaz son saniye takımını uzatmaya taşıdı. Milwaukee Yanis'le kazandı. Sacramento ise Washington karşısında 121-119 kazandı. Boston Cleveland mücadelesi ise 117-110 tamamlandı. San Antonio Chicago mücadelesinde ise maç sonucu 106-99 bitti. Houston Golden State karşısında bir yenilgi daha alırken Memphis ise Miami karşısında 89-85 kazandı. Denver'da Nikola Jokic triple-double yaptı. Luka Doncic ise Clippers karşısında dün gece muazzam bir performans göstererek takımına kazandırdı. Birazdan maçın detaylarını da konuşacağız. Dün geceye gidiyoruz. Özet görüntüsüyle devam edeceğiz. Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks mücadelesine gidiyoruz. LA Clippers, Dallas Mavericks kapışmasında ikinci perde. Bir önceki maçı kazanan Clippers olmuştu. Luka'nın çok iyi performansına rağmen. Doncic maçı oldukça iyi başladı. Porzingis ise asistini yaptı. Paul George teması aldı. Basket faul. Paul George'dan 28 sayı, 7 rebound, 5 asist. Kawhi Leonard'dan ise 20 sayı, 7 rebound ve 7 asist geldi. Luka Doncic, Leonard savunmasında Doncic tuzağına düşürdü Leonard'ı. 3+1. 42 sayı, 6 rebound, 9 asist. Luka Doncic bir kez daha Clippers'a karşı çok iyi bir maç oynadı. Williams tam zamanında Leonard'ı, Leonard smaçla bitirdi. Lou Williams'tan da Clippers cephesinde 5 sayı ve 3 asist geldi. Paul George geçiş hücumu, Ivica Zubac çiviyi çaktı. 14 sayı, 7 rebound Ivica Zubac'tan. Doncic sol forvet, sevdiği nokta Luka Doncic. Yay gerisinden de 11'de 6 attı Luka Doncic. Luka bir kez daha çembere vurdu, farkı 6'ya çıkartıyor. Doncic'in devreye girdiği bir bölüm, Porzingis 11 sayıda kaldı. Richardson 14, Tim Hardaway Jr. 15 ve Maxi Kleber de 12 sayıyla oynadı Dallas Mavericks'te. Porzingis farkı 14'e çıkarttı. Paul George da oyunda kalmaya çalışıyor Clippers. Üçüncü çeyreğe noktayı Paul George koydu. Son çeyrekteyiz artık. Luka Doncic, Nikola Batum yakın savunmasında ama nafile. Doncic'i durdurmak mümkün olmuyor Clippers için. Luka Doncic'in liderliğinde Dallas Mavericks iyi de savunma yaparak LA Clippers'ı mağlup etmeyi başardı. Bir gece öncesinin rövanşını böylelikle almış oldu Mavericks. Dallas Mavericks bir kez daha Los Angeles Clippers'ı konuk etti. Bu kez rövanşı alan taraf Dallas Mavericks oldu. Muazzam bir ilk yarı performansı Luka Doncic'ten maçın da yıldızı oldu. 42 sayı, 9 asist, 6 reboundluk bir performans. Kariyerinin 9. 40 sayılık karşılaşması. Luka Doncic keyif vermeye oyunuyla devam ediyor. Yani normal sezonda bazı maçları işte mesaj maçı olarak niteleriz NBA'de uzun sezonda. Ya bu da kesinlikle onlardan biriydi. Zaten bir gün önceki maçın kaybedilmiş olması, Dallas'ın dönem dönem All-Star arasından sonra eski günlerini biraz hatırlatması vesaire derken mutlaka kazanmaları gereken bir maçtı. Tabii Clippers'ta Ibaka yoktu ama zaten yani ilk bölümden itibaren Zubats'ı çok zor duruma soktu Dallas. Zaten Doncic sadece işte attığı sayılar değil, rakip uzunların yani profiline göre rakip savunmayı bozmakta usta bir oyuncu. Zaten alan savunmasını herhangi bir şekilde deneyemiyorsunuz ya da deneseniz de sonuç alamıyorsunuz. Çok çok özel bir performans tabii ki. Normal sezonda kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Ki yani Dallas'ın şöyle bir maçı kazandığını da söylemek lazım. Porzingis son dönemde biraz toparlanmıştı. Ondan neredeyse kendi standartına hiç yakın katkı alamadılar bu maçta. Clippers'ta tabii yani Kawhi Leonard'ın o itirazdan sonra 2'de 0 atması ve işte Rick Carlisle'ın oradaki konuşması biraz tuhaftı maç içerisinde ama yani bence Dallas'tan ziyade Clippers'ın zaten sezon başından beri konuştuk.
bazı eklemelere ihtiyacı var. Yani Reggie Jackson çok ekstra şut attı geride kalan bir ayda. Ben pek böyle devam eder mi? Ondan emin değilim. Luke Kennard zaten rotasyona giremiyor. Şimdi takasın sonu yaklaşırken, deadline yaklaşırken Clippers'ta kesinlikle hani dikkat etmemiz gereken takımlardan biri olacak. Uğur, peki Nikola Batum dün gece bench'ten gelerek katkı verdi. Onun da 30 dakika süre aldığını söyleyebiliriz. İlk 5'teki yerini kaybetti diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz ama şöyle, yani Kaan abi ile geçen konuşuyorduk bu konuyu. Kaan abi şey demişti, 30 yıllık işte televizyonculuk, yorumculuk kariyerimde beni en çok şaşırtan olay Nikola Batum'un bir anda buzluktan çıkması. Evet. Böyle olması diye. Ya Batum çok iyi geçirdi sezon başını ama yani bu tür kariyerde 2-3 yıl neredeyse boş geçirdikten sonra bir anda yükleme yapılınca çok normal sezonun sonuna doğru böyle düşüşler olması. Fiziksel olarak biraz toparlanabilirse ben playoff'ta tekrar ilk 5'e geçeceğini düşünüyorum. Marcus Morris özellikle önceki maçta iyiydi. Yani orada değişiklikler yapabilecek lükse sahip Taylo. Esas sıkıntı bence backcourt. Peki diğer taraftan Doncic'in yarını sıra Ali, istersen Josh Richardson'ın da performansına değinelim. İlk yarının agresif isimlerinden biriydi o da. Evet, aslında Luka Doncic'e çok fazla ayak uydurabilen birini bulamamıştı Dallas Mavericks. Özellikle maçın başında şut atma konusunda çok ciddi problem yaşadılar. Orada Josh Richardson'ın önemli bir katkısı oldu. Yani Luka Doncic'e ayak uydurma konusunda, ki zaten Richardson bence son 1,5 hatta 2 yılı çok çok iyi geçirdi. Philadelphia'da da benzer bir görüntüsü vardı. Burada da yine arka alanda her zaman en azından takımın standartında bir iş çıkartıyor. Yani orayı aşağı çeken istikrarsız bir görüntüsü yok hiçbir zaman. Ama işte Porzingis ciddi bir problem teşkil etmeye devam ediyor bence. Ve toparlandı. Belli bir oranda toparlanma yaşadık. Ama Luka Doncic'le oynama konusunda nasıl desem, yani bir isteksizlik diyemeyeceğim tabii ki. Luka Doncic'le oynamak bir keyif her oyuncu için ama birbirlerinin ayağına bastığı çok alan var bence. Ve Porzingis'i genellikle görmezden geldiği bölümler var Luka'nın parke içerisinde. Bunu art niyetle falan yapmıyor tabii ki. Luka Doncic'in bir basketbolu var ve o basketbolun içine çok fazla giremiyor bence Porzingis. Zaten takas pazarı için çok konuşuldu. Tamam, Dallas Mavericks çok agresif değil. Agresif olsaydı zaten çok daha ayağı yere basan dedikodular çıkardı muhtemelen ama yani bu yapıyla bir playoff daha denenecek mi ve denenirse nasıl netice verecek, ben bunu merak ediyorum. Ama Luka Doncic ve Porzingis, hani zaman zaman aksi örnekler gördük sezon içerisinde ama genel kanım benim bu işin çok uzun ömürlü olmayacağı ve çok da aslında Porzingis açısından uyumlu bir durumun ortada olmadığı. Ya, çok kısa bir şey ekleyeyim. Şimdi Dallas'ın 5 kısa sistemi Doncic gibi bir oyuncu için tabii ki çok önemli bir lüks. Çünkü alanı tamamen kullanma şansı elde ediyorsunuz. Yani diyelim ki hani Porzingis'in rolündeki bir oyuncuyu sonuçta takip ederek dışarıya çıkarttığınız için o alanın kullanımı çok, yani ihtimali çok artıyor. Fakat şöyle bir şey var. Avrupa'dan mesela örnek verecek olursak, Efes'te Mitz için işte perde kullanımı, koridor kullanımı, mesela atıyorum yani Sertaç'la Efes'in daha yukarıya gitmesinin temel sebeplerinden biri evet oyuncunun dışarıya çıkması ve o alanın açılması ama burada Doncic de aslında perde kalitesini hiç alamıyor. Evet. Yani Dallas'ın ana planı evet Doncic'in oyununu belki mükemmelleştirmesini sağlayan şey. Fakat oyunun götürdüğü yerde aslında Dallas'ın maç içerisinde de zaman zaman ikili oyunlara, zaman zaman işte Doncic'in perdeyi kullanıp koridor yaratmasına ihtiyacı duyduğu anlar gelebiliyor. Ve Porzingis'ten hiçbir şekilde kaliteli perde alamıyorsunuz. Yani öyle bir, hem öyle bir niyeti yok, evet, hem öyle bir yeteneği yok. Yani Porzingis'in geldiği perdelerin %40'ı, yani bence %40'ı hücum faal, %20'si belki çalınıyor. %40 hücum faal, diğerleri zaten çok etki etmiyor. Daha çok Dorian Finney-Smith'ten ya da dönem dönem Maxi Kleber'den alıyorsunuz. Ama en çok perdeye gelen oyuncu Finney-Smith mesela ilk 5'te. Yani biraz daha tabii hani sahte bir perde ama hani Doncic'in alanını açmasında sanki biraz daha farklı profilde bir uzunla da onu görmek, daha düşük tempolu bir hücumda belki görmek benim en azından kişisel isteklerimden biri. Ya bir de ben trade deadline yaklaşıyor diye bu Porzingis konusuna girdim. Yoksa hani dün kötü oynadı ve evet işte kötü oynadı falan öyle bir hani saldırı niyetiyle bunu söylemedim. Yok. Sadece profil olarak senin de ifade ettiğin gibi evet Doncic'e bazı şeyler katıyor. Özellikle geometrik anlamda ciddi bir alan katıyor ama Doncic'in bence o ikili oyunlarda daha
tek taraflı, daha inisiyatif almayacak ve daha Doncic nereye sürüklerse onu yapacak ve her şeyden önce daha kaliteli perde yapacak bir uzuna ihtiyacı var. Yani ben mesela Rudy Gobert'le falan oynadığını düşünemiyorum. İnanılmaz bir şey olurdu Luka Doncic için o koridoru almak anlamında. Yine o tarz bir ekleme de yapılabilir. Yani daha düşük profilli Porzingis'ten çıkmadan. Ama bir Porzingis takası bence gündeme gelebilir. Yani benim beklediğim trade deadline sürprizlerinden biri bakalım. Biri olabilir. Ben geçen sene programda söylemiştim. Muhtemelen hatırlamıyordur da. Ya hatta öyle başlayınca Dallas'ta çok şaşırmıştım. Yani biz hep şunları duyduk. Ali ile çok konuştuk mesela bunu. Ben hep Porzingis'te Doncic'in arasının yaz döneminde çok çok iyi olmadığına dair, işte çok bu ikilinin iyi anlaşamayacağını, anlaşmadığına dair hep şeyler geldi kulağımıza. Geçen sene öyle başlayınca açıkçası yani senin de duyduğun haber demek ki böyleymiş tarzı bazı stand. Ama yani sahada da geçen sene evet yani çok böyle temelde bir problem varmış gibi gözükmüyordu. Fakat Porzingis maalesef yani düşük modda bir oyuncu. Yani vardır ya bazı öyle arkadaşlarınız hep yukarıya çekmeye çalışırsınız. Yani işte ne bileyim salonda kanepede yatar hadi kalk bir şey yapalım o olsun. Yani Porzingis biraz öyle bir adam. Ya yani evet. Bu basketbolculuğundan bağımsız karakter olarak söylüyorum. Doncic daha farklı. Yani Doncic Real Madrid'de de daha farklı bir ortamdaydı. Evet. Buraya geldikten sonra da belki insanların beklentilerinin çok çok üstünde üstüne koydu, o ipleri hemen aldı. Porzingis tarzındaki o profildeki bir oyuncunun hani bunu ne kadar siz kağıt üzerinde kabullenirseniz kabullenin. İçten içe bunun bence bir kabullenilmeyiş durumu da var. Yani bu tabii ki biraz afaki bir yorum olarak da gözükebilir ama yani Porzingis'in ben Dallas'ta ya da Doncic'te oynamaktan esasen mutlu olmadığını ve bunun bir problem yarattığını düşünüyorum. Şimdi Batı'daki son duruma baktığımızda Clippers'ın 4. sırada olduğunu görüyoruz. Son 7 maç 5 yenilgileri var. Fakat hani bu sıralamadan ziyade Los Angeles Clippers'ın playofflara sağlıklı kalabilmek ilk önceliği olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Kesinlikle öyle yani. Serge Ibaka'nın eksikliğinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu dün gördük. İlk maçta belki bu kadar vuramamıştı onları Mavericks ama dün Ibaka'yı çok aradılar. Özellikle hücumda tıkandıkları bölümde Serge Ibaka çok çok güçlü bir opsiyon. Yani çok basit bir işte ikili oyunda tepeye böyle pop yaparak size hemen bir alternatif sunabilen ya da orta mesafede topla buluşturduğunuz anda Zubats'ın yapamadığı birden çok şeye sahip. Envanterinde, repertuarında bunlar var. Tecrübesi, soğukkanlılığı hepsi bir faktör. Ibaka'yı çok aradılar. Ibaka'nın sağlıklı kalması önemli. Ama ben Uğur Ozan'a katılıyorum. Bence hamle yapması gereken takımlardan biri Clippers. Yani bir ekleme yapmaları elzem gözüküyor. Gerek. Çünkü birçok sezon öncesi beklentinin altında olan oyuncuya sahipler. Luke Kennard bunların başında geliyor. İşte Reggie Jackson dün gördük. Yani Reggie Jackson'dan öyle bir performans alabilmeniz her gece mümkündür. Yani iyi grisi olan bir oyuncu değil, istikrarı olan bir oyuncu da değil. Siyahı ve beyazı var. O da ciddi bir sıkıntı. Bu tarz çok fazla oyuncu var. Bence bir ekleme yapması gereken takımların başında geliyor Clippers. Yani Dallas mesela Clippers'ın aksine çok daha farklı oyunculardan farklı katkılar alabilen bir takım. Yani Brunson mesela şu an Clippers'ta olsa müthiş olurdu. Çok farklı bir şey konuşuyorduk. Yani Brunson sezon başında Dallas için böyle hani değerli ama aşırı değerli bir oyuncu gibi gözükmese de şu anda mesela çok farklı bir rolde ve Clippers'ın ciddi bir derinlik problemi var. Yani ciddi bir derinlik problemi var. Hani Ibaka, Zubats bence kağıt üzerinde çok büyük problem değil. Hani Ibaka'yı oraya aldıktan sonra zaten iki farklı oyunu da oynayabiliyorsunuz. Marcus Morris'e kontratı verdiniz. Bir şekilde zaten iki tane süperstar kanat oyuncunuz var. Hani üçüncü kanatı da oraya eklemiş oluyorsunuz. Ama guard rotasyonu çok büyük problem. Patrick Beverley bence NBA'in en abartılan oyuncularından biri. Yani Patrick Beverley gerçekten biraz hani reklam yıldızı gibi oynuyor bence sahada. Yani bu savunma reputasyonu, işte müthiş bir savunmacı, acayip bir savunmacı falan. Bu nam, yani bu ün bence sahaya koyduklarından çok daha önde giden. Çok iyi makyajlanmış bir savunma. Evet, yani o Kevin Durant savunmasına. Ya şimdi bunu hani söylemek de istemiyorum ama biraz Göksel'in Köksal tarzı bir savunma şeyi var. Yani nasıl söyleyeyim size, baktığınızda yani çok iyi bir savunmacı diyorsunuz ama hani ona başka süsler de koyuyorsunuz. Kötü savunma yapar mı? Kötü savunmacı yapar mı? Yapmaz ama Patrick Beverley de maalesef bu takımda eksik kalmasına sebebiyet veren isimlerden biri. Peki Batı Konferansı'ndan dilerseniz Doğu Konferansı'na geçelim. Milwaukee ise uzatmada Philadelphia karşısında kazandı. Maçın özet görüntüsüne gidiyoruz.
Doğunun zirvesinde Philadelphia Milwaukee buluşması. Ben Simmons ve Giannis Antetokounmpo görüntüde. Shake Milton dışarıya çıkardı. İyi top trafiği burada Simmons'ın smacıyla noktalandı. Ben Simmons'tan 13 sayı, 10 rebound ve 12 asistle triple double. Howard orta mesafeden bitirdi. Dwight Howard'tan 13 sayı, 15 reboundla double double. Joel Embiid genelde ondan görmeye alışık olduğumuz bir şut ama onun yokluğunda Howard benzer bir pozisyonu bitirdi. Danny Green süre biterken gönderiyor. Milwaukee hücum anlamında ilk yarıda çakıldı resmen. Fark da büyüyor. Giannis tepede airball attı. Giannis Antetokounmpo 5'te 1 ile oynadı yer gerisinden. İlk yarıda Philadelphia'nın rahat bir üstünlüğü var. Tobias Harris camdan yardım aldı. Turnike'yi bitirdi. Harris'ten de 19 sayı, 9 rebound ve 4 asist. Giannis geçiş hücumu, Antetokounmpo pozisyonu bitirdi. Alan bulmaya başladı Milwaukee, koşmaya başladı Milwaukee. Giannis direksiyonda, fark da küçülmeye devam ediyor. Giannis Antetokounmpo çembere gitti. Maça beraberliği getirme fırsatı Milwaukee adına. Çok geriden takip etti Bucks ama Philadelphia hücumu da durunca Milwaukee öne geçiyor. Son çeyrekte artık Milwaukee önde. Shake Milton, Danny Green'i buldu. Danny Green farkı bir topa indirdi yeniden Philadelphia. Son top artık. Beraberlik şansı var ve bu son topun kahramanı çok tanıdık bir isim. Furkan Korkmaz sol dipten maçı uzatmaya götürüyor. DiVincenzo'nun hatası, Furkan cezayı kesti. Philadelphia'da uzatma olacak. Normal sürenin sonunda milli oyuncumuzdan çok büyük bir şut izledik ama uzatmada Giannis devrede. Tepeden üçlüyü gönderdi. Maçtaki tek üçlüyü uzatmada geldi. Giannis burada da çembere saldırdı. Step back'ini buldu. Giannis'in isabeti kazanan Bucks oldu. Doğu'da son saniyeleriyle kıran kırana geçen bir mücadele kazanan Giannis Antetokounmpo'nun takımı Milwaukee Bucks oldu. Bitme 4 saniye kala Furkan Korkmaz yine kısıtlı süre fakat yine gerçekten iyi bir performans. Özgüveniyle oynayan bir Furkan Korkmaz vardı dün gece de. Miray sen de kıyafetinde Ali ile konuşuyorduk. Evet, gerekli mesajı mesajı verdin zaten bugün. Ya şöyle tabii ki mutluluk verici çünkü Furkan şartlar ne olursa olsun bir şekilde kendini o denkleme atmayı başarıyor. Ve Doug Rivers'ın takımının hani geçen senelerdeki karmaşadan en temel farkı ne olursa olsun bir istikrar olması. Hı hı. Yani kadro içerisinde işte Embiid'in çıktığını görüyoruz şu anda sakatlığı sebebiyle ama hani takımda tabii ki bir seviye düşüşü var. Ya zaten olmaması imkansız. Evet. Sonuçta en güçlü MVP adayını ya da en güçlü iki MVP adayından birini kaybetmiş oluyorsunuz. Fakat Furkan takımın ihtiyacı olan yani bireysel yaratıcılığı hücumda farklı opsiyonlara sahip olması sebebiyle sağlayan bir oyuncu ve ben teknik ekibin çok ama çok memnun olduğunu da düşünüyorum. Çünkü Furkan masada olmayan bir şeyi getiriyor Philadelphia'ya. Bir rol oyuncusu gibi gözükmemesi lazım aslında burada. Gerçekten önemli bir opsiyon ki burada da zaten hani gerçekten bir fundamental dersi bence son top. Yani ayak kullanımı, işte topu, bileğini düşüşü vesaire artık ne derseniz. Çok güzel bir basket. Biz de tabii izlerken çok mutlu olduk. Tabii Doğu'da da iddialı bir Giannis Antetokounmpo da var. Onu da geçmeyelim. Özellikle ilk yarının sonunda gerçekten açıldı ve ikinci yarı durdurulmaz bir performansı imza attı. Maçın ilk yarısındaki Milwaukee yani gerçekten nasıl ifade etsem bilmiyorum ama hayatım boyunca ben çok fazla kötü basketbol maçı izledim. Yani Avrupa basketbolunu yakinen takip edenler ne demek isteyeceğimi anlamıştır. Yani Caferada O14 izledim. Adriyatik 2 izledim. Çok kötü basketbol maçları izledim ama ben NBA seviyesinde bir takımın bu kadar kötü oynadığını ilk yarıdaki Milwaukee'den bahsediyorum. Evet. Çok hatırlamıyorum ve gerçekten Doğu'nun zirvesindeki bir maçta böyle büyük bir konsantrasyon problemi, akıcılık sıfır, hiçbir B planı yok. Yani sürekli duvara tosluyor, Chris Middleton ortada yok. Yani DiVincenzo dışında basketbol oynayan kimse yoktu ilk bölümde. Hoş. DiVincenzo da maçın sonunda Furkan'ı çok kötü kaçırdı. Orada da Shake Milton fırsatı çok iyi gördü. Çünkü muhtemelen uzak tarafta Ben Simmons'ın perdesi üzerinden Tobias Harris'i çıkartmaya çalışacaklardı. Evet. Shake Milton orada bir anlık fırsatı gördü ve Furkan gibi doğru bir eli buldu ki Shake Milton da maçın önemli aktörlerinden biriydi, onu da söylemek lazım. Ama Giannis işte böyle bir oyuncu. Çok kötü oynadığı bir maç. Takım halinde çok kötü oynadıkları bir maç. Ama geldi ve hem İkinci yarının tamamında hem de uzatma bölümünde büyük ağırlık koydu ve maçı takımına getirdi.
Evet, Doğu Konferansı'nda öne çıkan bir diğer maçta Brooklyn-Indiana mücadelesiydi. Harden önderliğinde dün gece Brooklyn Indiana karşısında kazandı. 40 sayı, 10 rebound, 15 asist Brooklyn'i geriden getirerek kazandıran bir isim Harden'dan bahsediyoruz. Tıpkı Phoenix deplasmanında olduğu gibi yeniden böylesine özel bir performansı imza attı. Brooklyn'i yukarı çekmeye devam eden bir James Harden var. Ya Phoenix maçının birebir aynısını oynadı neredeyse. 96-96'dan sonra tek başına oynadı ve inanılmazdı. Yani hem kendi bitirdiği pozisyonlar hem yarattığı fırsatlar. Zaten Jason Kidd'in triple-double rekorunu, yani evet, kulüp rekorunu kırmasına bir triple-double kaldı ve hani sezona burada başlamadı. Daha çok maç var sezonun Brooklyn'de bitmesine. Brooklyn'de daha bir bile, yarım sezon. Yani şu an ligin en iyi oyun kurucusu bence tartışmasız biçimde ve hani inisiyatif aldığında, ağırlık koyduğunda ne seviyede olabildiğini, ne kadar korkutucu seviyede maç kapatabilen bir oyuncu olduğunu bir kez daha gördük. Yani Brooklyn'de şöyle bir durum var. İşte sezon başı ana plana baktığımızda Kyrie Irving ve Kevin Durant temelli bir takım görüyorduk, bekliyorduk. James Harden'ın buraya gelmesi sadece hani opsiyonları artırmadı. Bence bu tür maçlarda da takımın dirayetini farklı bir seviyeye koydu. Yani Durant çok yalnız kalacaktı. Çünkü Kyrie Irving'in bu tarz maçların büyük bölümünde ikinci yarıda biraz böyle hayalet gibi sahada dolaştığını hatırlıyoruz. Yani maçı tamamen bırakan bir oyuncu demiyorum ama maçı kazanma ihtimali çok çok düştükten sonra pek yani aynaya bakıp ya da işte takım arkadaşlarını toplayıp çok böyle bir serinin kıvılcımını yakan oyuncu olmuyor Kyrie Irving kariyerinin başından beri. Fakat James Harden'ın buradaki rolü normal sezonda zaten Houston'da da yani bu kazanma alışkanlığına sahipti. Ben yani Steve Nash'le ya da takımla uyumunun bu kadar hızlı bir şekilde tamamlanmış olmasına gerçekten hayran kaldım. Yani evet. Pacers evet sıkıntı yaşayan bir takım. Sezonu çok iyi başlamışlardı. Sonrasında çok fazla hani kırılgan gözüktüler aslında. Yani TJ Warren'ın sakatlığını da burada tamamen bağlamak doğru olmaz. Çünkü ondan daha büyük problemler var. Örneğin Sabonis çok iyi gözüküyor sahada ama 4 numarada savunmada hatta Miles Turner'la birlikte pota altı savunmasında ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bu arada Ali bir başka istatistik de ekranda. Müthiş sen, bir grafik şu anda ekranda. Jason Kidd'i söylemiştim ama yani gerçekten bu arada Indiana savunması konusunda Uğur Ozan'a katılacağım. Maçın sonunda ki birkaç maçtır bu durum böyle son çeyreklerde acayip kötü savunma yapıyorlar. Maç sonunda Sabonis de söyledi ama yani orada herhalde bir öz eleştiri yapmaya evet, çalıştı. Çünkü o savunma probleminin merkezindeki isim bence Sabonis. Yani maç kapatma konusunda zaten Indiana problem yaşıyor sezon başından bu yana ama çoğunlukla bu savunma merkezi bir problem ve hani nasıl çözülecek mevcut personelle pek mümkün gözükmüyor. Yani McDermott, Sabonis, işte Brogdon. Yani bu üç oyuncu hangi birini saklayacaksınız? Yani zaten çok çok böyle elit bir savunmacı kadroda ilk 5'te başlayan oyuncular arasında yok. Yani Caris LeVert takımı yalnız bırakır mı? Bırakmaz. Miles Turner biraz daha hani tabii kağıt üzerindeki istatistiklerle aslında o da kendi değerini yukarıya taşıyan bir oyuncu. Miles Turner da bence takım savunmasını üstüne kurabileceğiniz bir uzun değil. Yani bireysel savunmada işte blok istatistiğinde vesaire NBA'de yıllar boyunca zaten hep yukarıda olacak. Ama benim söylediğim biraz daha kolektif bir şey ve evet, Indiana çok doğru parçalara sahip değilmiş gibi gözüküyor bunun için. Evet, Harden gerçekten performansıyla çok daha özel performanslara gecelere imza atacak gibi duruyor. Az önce çok özel de bir grafik geldi. 40 sayı açtı. 100. maç oldu James Harden'ın. Yarım sezon daha Brooklyn'de olduğunu hatırlatalım. Daha bir kısa bir dönem oldu fakat Uğur senin de söylediğin gibi çok hızlı alıştı. Hem koçla hem takım arkadaşlarıyla yıldız isimlerinden yoksun olduğunu da düşündüğümüzde Brooklyn'in dün gece özel bir performans, özel bir galibiyet geldi Brooklyn tarafından. Bence bilmiyorum katılır mısınız ama Houston'dan çıkış şekli ana motivasyon oldu Harden'ın. Yani Houston'dan o kadar olaylı ayrılması ve imajına aldığı darbe hemen çok kısa bir sürede burada karşılık verme refleksi doğurdu ve o da hani Nets için bir şans bence. Evet yani onu kamuoyu nezdinde temizlemek için hani yeter mi bilmiyorum ama yani en azından adım bu.
Kesinlikle bence de böyle bir tutumu var. Takas günleri içinde artık son bir hafta Milwaukee ve Houston arasında takas gerçekleşti. Takasın detaylarını konuşalım. Bucks tarafı PJ Tucker, Crooks ve 2022 Bucks 1. tur hakkı, Houston ise DJ Augustin, DJ Wilson ve 2023 Bucks 1. tur hakkını elde etti. Açıkçası burada sormak istiyorum çünkü biz PJ Tucker takasıyla vesaire bazı takımları burada konuşurken Ali sen de çok net hatırlayacaksın. Açıkçası Milwaukee'yi çok fazla geçirmiyorduk. Yani Milwaukee Bucks'ın çok da sanki ihtiyacı yok gibi PJ Tucker gibi bir isme. Ama bunun yanı sıra bench'ten özellikle iyi katkı aldığı DJ Augustin gibi bir ismi verdiğini görüyoruz. Sizin bakış açınızı ve yorumlarınızı merak ediyorum. Yani DJ Augustin kontratından kurtuldular bence. Yani temelde zaten motivasyon PJ Tucker'ı kadroya katmak olsa da bu da bir artı. Şimdi Tucker'da şöyle bir durum var. Milwaukee'nin felsefesi normal sezonda da playoff'ta da geçen senelerde zaten playoff'ta ilerleyememelerini de beraberinde getiren durum. Brook Lopez'in 5 numarada olması ve hani onu işte drop yaparak, çembere yakın bir şekilde geride bırakarak, yukarıya çıkartmayarak ikili oyun savunmasında geride bekleyen bir uzuna sahip olarak net bir felsefeyle ilerlemeleriydi. Yani onda çok fazla maalesef Lopez gibi bir oyuncu varken ana planın dışına pek çıkamıyorsunuz. Ve burada da personel eksikliği de vardı Bucks'ta. Şimdi PJ Tucker'ın gelmesi 5 ve 4 numara rotasyonunu tamamen değiştirecek playoff'ta bence. Maç sonlarında ben Brook Lopez'i, eğer PJ Tucker tabii hani iyi durumdaysa, çünkü 35 yaşında PJ Tucker bu sezon evet çok kötü geçirdi. Galiba %35'le %34'le şut atıyor. Ama yani hem işte profesyonelliğine hem de hani karakterini de bildiğimiz kadarıyla güvenebileceğimiz bir oyuncu. Ve Milwaukee bence burada mantıklı bir takas yaptı. Yani ben Kurucu'su katmıyorum. Kurucu zaten. Augustin'de bence Houston'da evet yani Houston'da kalmayacaktır bence. DJ Wilson Houston için burada motivasyon kaynağı. Çünkü hani 4 numara pozisyonuna baktıklarında orada deneyebilecekleri bir oyuncu. Rotasyon şu anda çünkü boş. DJ Wilson acaba dedirten bir oyuncu. Belki kullanabilirler diye. Milwaukee'nin de çok memnun olmadığını zaten önceki dönemlerden hatırlıyoruz. Yani Ersan'ı mesela çok ön plana koymuştu. DJ Wilson iyi oynadığı dönemde Mike Budenholzer. Onlar için de kolay vazgeçilebilir bir parçaydı. Ama ben mantıklı görüyorum takası. Yani Milwaukee açısından. Çünkü bir oyuncu almadılar sadece. Bir savunma opsiyonu takıma katmış oldular. Bunu da her oyuncuyla yapabilmeniz çok mümkün değil günümüz NBA'inde. Lisansı değerlendirsin yani, takasın detaylarını. Kesinlikle katılacağım şimdi. Tabii takas ve buyout pazarında PJ Tucker'dan daha şaşalı isimler olabilir. İşte Porzingis'i konuştuk. Belki Vucevic'i konuşacağız. İşte Drummond'un yeni adresini konuşacağız. Bunlar tabii ki daha önemli profiller ama PJ Tucker oyuncu stili olarak bir kere Milwaukee'nin takım yapısına son derece uygun ve Uğur Ozan'ın dediği gibi savunmada size her şeyden önce yeni bir perspektif, yeni bir opsiyon katıyor. Bu playoff basketbolunda ki Milwaukee'nin son yıllarda en büyük problemi esneklik ve adapte olmak. Bu açıdan değerli bir isim. Bir de Milwaukee bir hamle yaparken bu oyuncunun hücumda Yannis'in o geometrik, yarattığı geometrik probleme bir katkı sağlamamasını gözetmesi çok önemli. Yani oraya aldığınız bir oyuncu Yannis Antetokounmpo ile hücumda birlikte oynamaya uygun bir isim olmalı. Oradaki geometrik problemi daha da derinleştirmemeli. PJ Tucker bu anlamda kıymetli bir oyuncu. Yani hiçbir şey yapamazsan köşeye çakabilirsin sabit bir biçimde. Harden'la geçmişte yaptığı gibi. Evet sezonu kötü geçiriyor PJ Tucker ama Houston ligin belki de en karmakarışık ve en sağlıksız yapılarından biri. Yani bu sezon herhangi bir şey yapmak için kurulmuş bir takım değil. O yüzden bence oradaki performans tam bir referans noktası değil. İyi bir profesyonel olduğu ve kısa sürede toparlanabileceğini düşünüyorum ben. Bir de PJ Tucker gerçekten hani belki sizde çok iş yapmaz ama diğer şampiyonluk adayı takımlara gitmesini de istemezsiniz. Bak, yani bu da var. Önemli bir, bence. Yani Milwaukee şu ismin mesela Brooklyn'e gittiğini düşün. Lakers'a gittiğini düşün. Burada ben çok ihtiyaç yok hani hiç olumsuz olarak değil. Yok yok anladım yani. Daha çok başka isimleri daha ön planda tutuyor. Başka takımları daha ön planda. Evet evet yani daha çok PJ Tucker'a ihtiyaç duyan takımlar vardı belki de ama işte diyorum ki bu da bir motivasyon olmuş olabilir. Milwaukee için iyi bir artılardan biri. Aynı zamanda yani. Son 5 senede 372 köşe atışıyla da PJ Tucker'ın NBA'de birinci olduğunu da belirtelim. Ya dediğim gibi geometrik anlamda size hiçbir şekilde problem yaratacak bir oyuncu değil. Köşelere çaktığınız zaman onu orada yakaladığını bitirebilecek bir önce. Bu sezon ben rakamlarının da yukarıya gideceğini tahmin ediyorum Milwaukee'de oynadığında ama özellikle savunma anlamında yaratacağı opsiyon playoff'ta kıymetli olacaktır. DJ Augustin benim hani derinlik anlamında iyi bir ekleme olarak düşündüğüm bir isimdi arka alanda.
önemli bir parça olabileceğini düşünüyordum ama ciddi bir hayal kırıklığı. Torrey Craig de önemli bir hayal kırıklığı. O da Phoenix'e geçti. Ben bu çok küçük bir ayrıntı olarak kaldı bu takasın içerisinde ama Torrey Craig'in sanki Phoenix'te ya da olabilir, bir sonraki rotasında bilmiyorum Phoenix'te kalacak mı iş yapabileceğini düşünüyorum. Torrey Craig tam anlamıyla kullanışsız bir oyuncu haline geldi Milwaukee'de. O da önemli bir ayrıntıya dönüşebilir ilerleyen dönemde. Şuna ekleyeceğim sadece. Milwaukee'de sonuçta Tucker'ın gelmesi aynı zamanda 1-4 değil 1-5 switch yapabileceğiniz anlamına da geliyor. Ve maç kapatan 5'i potansiyel olarak düşünelim. Jrue Holiday, Dante DiVincenzo, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo ve PJ Tucker. Evet. Bu çok iyi bir 5. Çok iyi bir savunma olmuş her şeyden. Switch için yani adam değil savunmada adam değişimi için bence çok uygun bir 5. Milwaukee Mike Budenholzer döneminde asla buna sahip olmadı. Asla buna sahip olmadı ve bu açıdan da bence playoff'ta önemli bir hamle attılar. Önemli bir hamle yaptılar. Ya PJ Tucker kağıt üzerinde artık 35 yaşında işte kariyeri inişte bu sezonu kötü geçiriyor vesaire tüm bunlar konuşulabilir. Evet. Ama Milwaukee kadrosu içerisinde tahmin edilenden daha önemli bir rolü olabilir sezonun son bölümüne girdiğimizi düşünerek. Evet, takısın detaylarını paylaşmış olduk böylece. Gecenin maçlarına göz atalım. Esport ekranlarında üst üste iki keyifli mücadele olacak. İlk olarak Washington-Utah mücadelesi. İki de Esport ekranlarında olacak. Hemen ardından Los Angeles Lakers-Charlotte Hornets mücadelesi 5.30'da Esport ekranlarında olacak. İki keyifli mücadele. Biri Washington-Utah erken saatte, iki de bir de sabaha karşı 5'te 5.30'da olacak. Nasıl bir maç bekliyorsunuz, maçlar bekliyorsunuz? Özellikle ikinci maç keyifli olmaya ciddi anlamda aday. Seyircilerimiz bize çok fazla yazıyorlardı. Charlotte neden yok, Charlotte maça neden yayınlanmıyor diye. NBA sezonun ikinci yarısı öncesinde yeniden ulusal televizyon programını düzenledi ve takımların form grafiği işte heyecan potansiyeli, tavanları neticesinde onları göz önünde bulundurarak yeni bir program yaptı ve Charlotte burada biraz sivrildi. Lakers gibi bir takımla da oynayacakları maç. Hele sezonun bu bölümünde hani yakalanabilecek en keyifli maçlardan biri. Özellikle ikinci maçı ben merakla bekliyorum. Bir de Uğur Ozan Sulak anlatımında olacak. Yani şöyle, Charlotte anlatmak gerçekten keyifli bir deneyim olsa gerek. Ben de sadece pre-season'da anlattım Charlotte'ı ve hiç keyifli bir deneyim değildi. Pre-season'da ama yani dünya karmasını anlatsanız da çok keyifli bir yerin olmuyor. Ya LaMelo Ball şöyle, yani o kadar net oturmuş durumda ki takıma ve Charlotte'da yani belki bilet alamayacak, direkt bilet alamayacak playoff için. Belli olmaz, alabilirler de tabii ki. Ama play-in için dışarıya düşmeleri durumu pek söz konusu değil gibi. Yani şu aşamada sezonda bunu söyleyebiliriz ve ilk defa Charlotte belki de sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonların tahminini ya da önümüzdeki sezonların görüşünü yapabilecek durumda. Yani buna sahip değillerdi. Bazı iyi sezonları var. Ama baktığımızda gelecek vadeli, uzun vadeli planlarda hiçbir zaman Charlotte'ın söz sahibi olduğunu göremeyiz NBA'de. LaMelo Ball bunu sağlayacak gibi gözüküyor. Gerçekten heyecan verici bir takım. Güzel bir maç olacaktır ama. Peki, çok teşekkür ederim. NBA günlüğünde günü tamamlıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.